Evet arkadaşlar, öncelikle merhaba. Normal solo queue atıyordum. Offline de atasım geldi. Bir baktım Balus Efes. Bu sefer Voli 1 oynuyor. Umarım intlemez. Biliyorsunuz ben onun taktiğine pek iyi bakmıyorum. Sevmiyorum diyeyim. Ayarlarımı yaptım. Umarım seslemezse de bir sıkıntı yoktur. Güzel bir video olsun dedim. Bir kere daha denk geldi. Jungle oynuyorum. Bu sefer daha rahatım. Belki Tapa yardıma da gideriz ona. Önceki Balus videosunda bana çok şey demişlerdi. Abi adam Kore'de Challenger olmuş. Niye laf ediyorsun falan filan. Yani oyunu mintledikten sonra Kore Challenger'ın manası kalmıyorsun işte. Sinirlendik dedik. Neyse, NT diyelim, şimdi yeni oyunumuza geçelim. Evet, Katarina'dan first kill nasıl yedi bilmiyorum ama counter olması lazım Vex'i çünkü. Ben counter diyebiliyorum. Evet, Baus gene iyi oynayıp gene intledi. Bu sefer farmları gerçi almış herhalde. Bilmiyorum artık, yani 0-15 oynasa da sorun yok benim gözümde. Bunu kesebilir miyiz bu arada? Zamanım yetiyor mu? Yok. Biraz daha erken salsam yeterdi bu arada da, nereden bileyim. Ormana buraya doğru dönerlerse bazen yetişemiyorlar. Hızlı dönemiyor herkesleri gibi. Genelde çalma imkanınız oluyor. Şunu bir kesip bir bakalım. Burada Talyah bu arada. Mesela bu Genki yemeleri çok saçma ya. Şimdi arkadaşlar jungle oynuyorum. Ben burayı petinklemişim. Gelmişim buraya. Yengeci de almışım. Ay, buraya da bakmışım. Ulan kimse yok. Talyah yok. Talyah'tan eser de yok. Talyah nerede? Aşağıda olacaktır illa ki. Seni bu genki yememen lazım normalde de. Bariyerim var. Neye güveniyor? Ölür bu arada. Baus yani 0-2 ama ne yapıyor bilmiyorum. Volibear'da da o taktiği yapıyor mu ya? Neyse, double yengeç aldık. Burayı da bir dive belki düşünülebilir. Aa, bu köpekler kesti lan. Helal olsun. Çok iyi dürttü. Şimdi dive olabilir belki. Öldük ya. Bu nasıl ölmedi lan? Beyzimizi de şurada atalım da XP'yi de alalım yanına. Şimdi oyun genel anlamıyla bir tık garip geçiyor. Yani ne yapabiliriz şu an? Tapta çok fight çıkıyor. Şunu alıp tapa bakabilirim. Ama ben bottan kill çıkacağını düşünüyorum ama bot çok geride. Ve Nahut Samira çok güçlü. Bir hatamızı orada triple verip oyunu bitiririz. Korkuyorum. En garanti kill buradaydı ama Vex'imiz de Katarina'yı niyeyse ezemedi hocam. Onu bir tık anlayamadım. Bunları almam çok iyi çünkü takımda Baus var abi. Baus varken bırakın 4 ejderi rakip alsın. Adamın tek derdi kule ya da farm olduğu için çok çok destek çıkmış olurum adama. Hem de ona gitmem gerekmez belki. Ona tam emin olamıyorum ama. Canı çok az lan. Aa, ben bunun canını biraz azaltsam. Gerçi Baus da gülüyor, fark etti. Ultisi yokmuş. Şimdi buna dive deneyelim. Bir göstersen. Çok iyi timing dedik ya. Ah, onu bir çalsam. Flash'ı var mı bilmiyorum. Ulan bir can kaçtı ya. Bir de Gragas burada olabilir. Direkt W atayım da ne olur ne olmaz. Orada bir Blue'yu çalsak net adam da tilt olacaktı. Bir de 6 level olmayacaktı. Bir tık anla ki orası. Şimdi full clear atacağım. Ondan sonra Volta'yı bitirebilirim. Normal Hydra bitiriyorum. Bilmem, belki biliyorsunuzdur yayınları geliyorsanız. Yayınlara gelmek istiyorsanız da kit.com Hamsu arkadaşlarım. Oradan da gelebilirsiniz. Her akşam 10 ya da her akşam 10'da yayındayım genelde. Aksilik çıkmazsa. Ama okullar açıldığı için 8'e çekmeyi düşünüyorum. Benim için de iyi olur. Üniversiteye gideceğim çünkü. 8-12 yapmayı planlıyorum. Onun dışında da tabii beğeniyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalı desteklemek adına bunlar önemli oluyor. Şimdiden teşekkürler. Ah, tutsa girecektim.
O da tutmadı. Oğlum hiçbir şey mi tutmadı ki? Oğlum çok yakın lan. Hidra alalım ya. Benim hatam tabii de. Gene güzel. Hata yaptım ama gene iyi. Sıkıntı olmadı yani. Ya şimdi neden Voltaik'ten buna döndüm? Bir iki ormanın kemplerim dönmedim. İlk olarak, ikinci olarak da hani adamı kesebilirim. Voltaik'siz de kesebilirim. Şu an flash attı. Eğer flash olsaydı Voltaik alacaktım ki garanti kesme potansiyelim olsun. Şu an gene keserim yakalarsam. Bakalım tahminimiz doğru mu? Ama bu arkaya engage atıyor. Ben gitmem lazım. Bariyeri kaç saniye? Ya tank H ultisi var. Çok da problem değil ki. Ben neyi düşünüyorum? Ulti fırlattı kafamıza. Bura oğlum direkt FF oldu ya. Katarina'yı kesemememiz. Talyah bile yok burada ya. Gragas oyunu bitirdi burada. Ve bu da öldü. Mesela MF ne yapıyor şu an acaba? Tamam takıma güvenmeyi farm atalım. Adam 9 level oldu anlasın. Oğlum bu gene ölecek ki. Adam AD kasmış. Benim takımdakiler niye hep böyle? Neyse anti. Aa birinciyi doğruladı da. Ya bir de Zed Talia karşı gerçekten güçlü kalıyor. Ama şu an o gücü hiç kullanamadık bile. Çünkü yaptığım fightların hepsi takımla beraberdi. Ya mesela abi şu adama bakınca bir anlam veremiyorum ne yaptığı hakkında. Boss da koşup öldü. Mesela Talyat'a Gragas'ın olduğu da belliydi. Chilpo yokken kesebiliriz belki de. Ya kankam. Dur bakalım belki keseriz. Gel. Takım çok kötü ya. Ya takım değil de. Şu. Pausa bakmıyorum bak laf edince bana şey yapıyorsunuz. Bir şey demek istemiyorum. Adamın zonyası var. Tutsam da kesemeyeceğim ya. Ya da biri yaklaşacak yani yetişecek. O da sıkıntı. Katarina'yı kovmamı tutturursam keserim. Evet biri yaklaşıyor zaten benimle. Ya takımda Baut olması rakip takımın her zaman golda sahip olduğunu gösteriyor zaten. Bir de ekstradan ne yapıyor mesela şu an? Bir stun atamıyor lan düz adama. Adam ulti basıyor oğlum. Bir de ekstradan bu çıkınca iki kişi fed oluyor. Baksana takımdaki rakip takıma. Bu ne şimdi kanka? Bu şimdi bir taktik mi yani? Hani şu an Baut bir taktik mi yapıyor? Yapacak bir şey yok öldük. Şimdi ne yapacağız ki bu takıma karşı? Adam AFK mesela. Nasıl ama arkadaşlar? Nautilus varken karşıda hep bu site'de burada oynayıp ya da bu site'de burada oynayıp ölüp ondan sonra AFK bırakıyor. Neden? Niye abi? Kendi hatası ki. Ben buna da ölürüm ki. Yapacak bir şey yok ya. Yani LP'ye düşmemizin nedenlerinden biri de bu aslında. Hadi Baus böyle bir oyuncu, adam böyle oynuyor da bu ne kanka? Bu ne mesela? Şu ne? Hani bunlar şimdi normal mi mesela? Oğlum çok... Gerçekten mide bulandırıcı da işte yani bunlarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Nasıl ama? Ölebilir belki bir canlı. İyi öldü. Arkadaşlar burası bronz değil, silver değil.
Gold değil. Herhangi bir düşük eloda değiliz. Ya da normal oyun atmıyorum şu an. Şu an bir dereceli oyundayım. Dereceli ya. İnsanların yükselmek için çaba sarf ettiği, emek verdiği, canının dişine taktığı o platformdayım şu an. Ama adamın oyununu görüyorsunuz işte. Ve ben öldüm sanırım burada. Ultim gelmeyecek. Yani şimdi ben çalışıp bu oyunu kazandırmam mı lazım? Yani bu oyunu şu an kazandırmaya mı çalışmam lazım? Bak işte. Ben laf edince ayıp oluyor şimdi de arkadaşlar. Ben bilmiyorum ya. Hani bu oyun dışında zaten normal oyunlarım da böyle benim. Gerçekten böyle. Hadi bu adam böyle ünlenmiş. Bu kim kanka? Ebay. Ben gerçekten bu sezon çok yani sabrım çok sınandı benim ya. Oyun oynamak istiyorum. En iyisi de olmak istiyorum. Hani güzel liglerde güzel oyuncularla oynamak istiyorum da bu değil. Benim kastım bu değil. Sadece ulti atla. W da atamadı. Oynamaya gerek yok ya. Vallahi komedi ya. Hani şu oyunun tek bir mantıklı açıklaması yok ya. Bir tane mantıklı açıklaması yok. Evet, Katarina geliyor, geçmiş olsun. En azından kill için beni kovalıyor. Belki duvarlarda bir daha tutarız yani. Ekstradan aklıma yapabileceğim bir şey gelmiyor yani. Ben ne yapabilirim diye düşünüyorum. Vallahi aklıma bir şey gelmiyor. Burayı alıyorum, itemim bitiyor. Benden başka oynayan yok zaten kanka. Denemeye çalışan bile yok. Adamlar neşe gitti sanırım. Nasıl aldık bilmiyorum ama. Oo Zed. Zed burayı tutar. Bence Zed burayı tutar. Ultim olsa da tutamam burayı da. Ne yapacağım? Nasıl tutayım ki burayı? Tutamam ki, imkanı yok. Evet, 2-14, 3-10 ve 3-12 skorlarla harika West takımı ve gene muhtemelen flamelenecek olan ben. Niye? Çünkü Baus FFS'i sevmiyorum diye. İzlediğin için teşekkür ederim ama evet gene böyle bir oyunla bitiriyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla hocam.